Gezi Parkı'nda bu şekliyle bütün provokatörlerle bir arada bu çocuklarımızın beraber olmasının sürdürülebilirliği yok. Gezi Parkı protestolarında iki hafta geride kaldı. Birçok kente protestolar sürerken İçişleri Bakanı Muammer Güler eylemlere bir an önce son verilmesini istedi. Velilere çağrıda bulundu. Ben özellikle velilerin bu konuda anlayış göstermesini istiyorum. Çocuklarımız seçilsinler. Eğer orada marjinal gruplar yine polisle çatışmayı sürdüreceklerse elbette devletin polisi her gün bu düzeni sağlamak için hazırdır. Güler polisin de şiddete maruz kaldığından ve bunun da görülmediğinden yakındı. Sadece polisin orantısız güç kullandığını gösterip vandalizm görüntülerini yakıp yıkmayı bunun gerisinde tutmanın hiçbir manası yok. Bunu görenler öbür tarafta polise yapılan şiddeti, kamu düzeninin genel hayatını etkilenmesi, yakılan, yıkılan yerleri de görsünler. İçişleri Bakanı polisin orantısız güç kullanımı ile ilgili incelemelerin sürdüğünü anlattı. Polisin orantısız güç kullanımına ilişkin incelemeleri mülkiye müfettişlerimiz, polis müfettişlerimiz beraber yapıyor. Kanuni gereği yapılır. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Gezi Parkı eylemlerinin sürmesine diğer bakanlardan da tepki var. Türkiye'de tabii ki son 10 yılda yapılanlar sadece Taksim'de veya başka bir yerde yapılacak birkaç gösteriyle tabii ki yok edilemez. Bundan tabii ki kırıp döken eylemcilerimizin de nasibi var. Bu doğalgaz hizmetlerinden, enerji sektörüyle alakalı hizmetlerden onlar da yararlanacaklar. Biz bu hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmaksızın hak etmediğimiz bir kısım davranışlara rağmen halkımızın tamamına götürmeye devam edeceğiz.